Lale Gül TV ekranlarından herkese hayırlı günler diliyoruz. Gününüz, akşamınız hayırlı olsun, ömrünüz, bahtınız hayırlı olsun diyoruz efendim. Haklarımız programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Daimi konuğumuz Avukat Haktan Demir Bey ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Görüşmeyeli iyiyiz ama sakiniz. Daha iyisin inşallah. Genelde hep böyle söyleyince daha iyisini bazı durumlarda daha e, hayal edemeyebiliriz ama hayal edemiyor olmak bile aslında bir müjde barındırıyor. Hayal edemediğimiz kadar iyi olalım. Evet. Her şey güzel olsun. E, genelde bazen böyle birilerine dua ederken şey diye içimden geçer. E, hani insanlar şey der. E, ya bana dua et. Ne diyeyim diyorsun? Ya et işte ya. Hep i̇nsanız, beşeriz, her şeye ihtiyacımız var. Dua et bize der. Tamam. Eğer ki özel bir hususta dua istemiyorsa ya işte çocuğumuzda imtihan oluyoruz, bak sağlık hastanelerden çıkamıyoruz, şifa dile demiyorsa işte ya da başka bir e, lokal bir mesele değilse, şöyle bir şey buldum ben de, e, dua isteyenlere hemen ayak üstünde diyorum ki Mevla sana öyle nimetler versin ki sahip olduğu nimetlere karşı nimetlerden dolayı Mevlaya karşı mahcubiyet hisset, Mevla seni mahcup olacağın kadar nimetlerle donatsın diye. Dua ediyoruz. Bu da hayal edemeyeceğimiz şeylerin de aslında bizi ne kadar memnun edeceğini gösteriyor. Daha iyi olalım inşallah. inşallah. Bugün şeyi konuşalım istiyoruz mahkeme salonlarında. Hani buna şükretmek mi gerekir, üzülmek mi gerekir bilmiyorum ama bir mahkeme ortamı görmüş değilim. Ee, ama görebildiğimiz kadarıyla, duyabildiğimiz kadarıyla bildiğimiz bir takım şeyler var. Yaşayanlar tabii ki bu konuda zaten deneyimler ama mesela mahkemede yemin bahsi var, yemin edilme durumu var. Bugün bunu konuşalım istiyoruz. Ee, mahkemede hangi durumlarda yemin ediliyor? Her durumda yemin isteniyor mu? Mahkemede kimler yemin ediyor? Ve bu yemin mahkemenin hangi aşamasında oluyor diye şöyle bir ...kar topunu yuvarlayayım... ...bakalım çığa dönüşecek Aslında mi? iki farklı yemin var burada. Bir, ilk olan yemini... ...genelde herkes yapar. E bu yemin işte doğru söyleyeceklerine dair... ...genelde şahitlerin ve tarafların... ...doğru söyleyeceklerine işte... ...adaleti yanıltmayacaklarına dair... ...bahsetmiş oldukları... E, ...durum. yani O yeminin Hı -hı. zaten içeriğinden belli. İkinci yeminde var ki... ...bu yemin daha çok yani... Da, ...hepimizin bildiği yemin aslında... Tarafların olayın doğruluğuna dair ettikleri yemin, işte konuşacakları şeylere dair bir yemin ve bu yemin teklif edilir. Denir ki taraflar, o zaman yemin edelim. Hmm. Ben yemin etmeye varım. Ve bu yemin teklifi gündeme geldiği andan itibaren iki tarafta aslında bunun sonuçlarına katlanmak zorunda. Eğer e, burada e, yeminin tabii her konuda da bu şekilde bir e, yemin edilemez. Yani örneğin hava durumu konusunda. ...bir diyelim görüşe ihtiyaç var, hava o gün nasıldı diye yemin etmeye gerek yok bunda. O gün meteoroloji, oradaki ilde bulunan meteoroloji müdürlüğüne gidilir. Ondan bilgi alın örneğin kişinin kendinden kaynaklı bir durumsa. Evet. E böyle durumlarda kişinin kendinden kaynaklı olduğu durumlarda yemin edilebilir. Ama kişinin elinde olmayan, kişinin kendinden kaynaklanmayan durumlarda da yapılabilecek şey yemine başvurabilmektir. Yani kişi kendinden kaynaklanıyorsa yemine başvurulur. Kendinden kaynaklanmıyorsa yemine başvurulmaz. Burada kanun saymış tek tek demiş ki aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz. Bir tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakalar. Yani kişinin orada düşüp bayılması, hava durumu vesaire sonrasında İki, bir işlemin geçerliliği için kanunun iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği haller. Yani kanun bazen yazılı şekle tabi tuttuysa ve burada da iradeler e, iradeler söz konusuysa onun illaki yazılı olması gerekiyor. Bu durumlarda yemine başvurulmuyor. Sonrasında yemin edecek kişinin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakalar. Yani evet yemin teklif edilebilir ama kişinin de namus, onur ve şerefini, saygınlığını e, zedelemeyecek konularda yemin edilmesi gerekmektedir aynı şekilde. Aksi takdirde yemin teklif olunamaz. Hatta Teklif ederse bile zaten mahkeme bunu reddeder. Bu için. kişinin onurunu, şeref ve haysiyetini zedeleyecek durumlar ne olabilir mesela daha iyi anlaşılması için? Yani ailevi meselelerde daha çok bu gündeme geliyor aslında. Yani belki ticari meselelerde de gündeme gelebilir. Çünkü ticari bir saygınlık da var aynı zamanda. Lakin ailevi meselelerde bu daha çok gündeme geliyor. Yani burada hiç bahsedip de aslında izleyicilerimizi üzmek hmm. istemem yani daha çok boşanma aşamasındaki çiftlerde bu gündeme geliyor. İşte özellikle boşanmanın hani evlilik birliğinin temelinden sarsılması böyle basit kavgalardan değil de hani daha büyük işte aldatmadır, hmm. sonrasında terk etmedir. Bu gibi sebeplerde daha çok Böyle şeyler gündeme gelebiliyor. Anladım. Peki kişinin ben... onur ve saygınlığı bakımından. Anladım. Ee, şimdi belki de en başında sormak daha doğru olacaktır. Bir taraftan da endişeliyim bizi komple bambaşka bir noktada konuşmaya sevk edebilir ama izleyicilerimiz açısından da sormuş olalım. Buradaki yeminde esas alınan şey nedir? Yani kişi mahkemede neyin üzerine yemin eder? Çünkü yeminden anladığımız bu farklı inanç mensubu. Ee ülkelerde, hukuk sistemlerinde de olsa da bir yemin üzerinden baktığımız kadarıyla bir inanç kültürünün, geleneğinin olduğunu görüyoruz. Buradaki yemin e, manevi değerler üzerine midir e, ya da başka şeyler için midir? Yani bakacak olursak yemin bugünündeki hep bizim bildiğimiz kutsal değerler üzerine işte ekmeğe elbas, kitaba elbas vesaire şeklindedir veya e, işte çocuğun üstüne yemin et, şunun üstüne yemin et şeklinde. Halk arasında bu şekildedir ama mahkemede daha çok namusun ve şerefim üzerine yemin ederim şeklinde metinler vardır. Tabi ee, tabii tanığın ettiği yeminle burada tarafların ettiği yeminler farklıdır ama genel olarak hani kutsal değerlerden vesaire değerlerden bahsedilen yeminler değil bildiğimi doğru söyleyeceğime dair yemin <laughs> ederim gibi ifadeler kullanılır daha çok. Bu noktada halen günümüzde yeminin etkisi var. Yani ciddiye alınması ve geçerliliği noktasında. Yani yemin teklifi bakımından elbette. Yani bunu esas alıyoruz. Yemin teklif edildi ve bu uğurda tanık ya da taraflardan birisi yemin etti ya da taraflar yemin etti ve dolayısıyla artık ifadeleri dikkate alınacak ve bu şekilde değerlendirilecek diye genellikle işte şerefim ve namusum üzerine diye. Yemin ediliyor. Merak edildiği düşünülerek bu soruyu sormuş olduk. Peki e, yemin bahsini bu şekilde değerlendirmişken e, devamında tanıklara gelelim. Tanıklar hususunda mahkemede hangi durumlarda tanık e, gereksinimi oluyor? Tanıkları yani şahitleri mahkemeye sunmamız e, önden mi sunmamız gerekiyor? Yoksa o anda spontane gelişip e, bizim tanığı ileriye sürmemiz mümkün mü? Böyle bir şey olabiliyor mu? Tanık nasıl tanık zaten e, hani bir avukat aracılığıyla açarsanız davanızı. Davayı açarken de tanığı gösterebiliyorsunuz. Tanık delilin tanık delilim var diye de biliyorsunuz. Hı hı. E, bu durumda tanıklara da bir davetiye çıkartılıyor. Tabii bunu mahkeme bir değerlendiriyor. Tanığa gerek var mı? Ben eğer burada e, masasında oturan hakim görüyorsa bunu hani tanığa gerek yok. Olay açık, bariz belli Veyahut da medyaya kadar da yansımış davalarda gerek olmayabiliyor tanığa. Tanığı şöyle de olabiliyor. Eğer tanık hazırsa duruşma esnasında yanınızda, siz diye edebilirsiniz ki tanığım burada, tanığımın dinlenmesini istiyorum. Hı hı. O tanığın da dinlenmesi gerekir. Hakim bunu dinleyebilir. Ee, burada siz tanıklarınızı, tanık aslında herkes olabilir. Tanık karşıdaki kişi dışında, davalı veya davacı dışında herkes olabilir. Davalının akrabası bile olabilir hatta eğer e, bir ta, olaya tanık olduysa tabii bu durumda tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilir o kişi ama siz e, başka kişi bulamadıysanız o kişiyi de tanık olarak gösterebilirsiniz. Yani şahit diyoruz aslında şahitlik tanıklık bunlar belli e, eş anlamlı kelimeler hı hı. tanık öz Türkçe olduğu için kullanmayı tercih edenler var. Şahit farklı yani Arapça kökenli bir kelime olduğu için kullanmamayı tercih edenler var. Bir şey demiyoruz. Önemli olan ikisinin de aynı vazifeyi ifa etmesi. Tanığı bu şekilde gösterebiliyorlar. O taraf dışında davalı veya davacı dışında herkes tanık olarak gösterilebiliyor. Ve tanığın da yine aynı şekilde az önce bahsettiğimiz gibi bir yemin etmesi gerekiyor. Bildiklerimi doğru bir şekilde eksiksiz bir şekilde anlatacağım diyerek. Hmm. Böyle bu tanıkların önceden zaten mahkemeye sunulmuş oluyor. Mahkemeye tanıklar... Burada tanık davet ediliyor mahkemeye. Bu da çok <laughs> önemli bu husus. Yani kimse şey yapmasın. Bazen mahkemeden bir kağıt geliyor ve hani bazen anlayamıyorlardı bunu. Diyorlar ki benim bir davam yoktu. Niye böyle oldu? <laughs> ha diyorum büyük ihtimalle tanıksınızdır. Ona çağırıyorlardır sizi. Ha detaylı bakınca görüyorlar zaten. Bu tanık davetiye ile çağrılır. Ve o davetiyede işte ad soyad ee, ne zaman nerede bulunacağı bunlar yazar ve şu da çok önemli e, mahkemeye yani duruşmaya gelmezse tanıklık yapmazsa Hı. mazeretsiz bir şekilde gelmezse karşı karşıya kalacağı cezalar da aynı şekilde belirtilir bu Adalet Bakanlığı'nca yayınlanan tarifeye göre e, belli başlı cezalar mevcuttur. Aynı zamanda o tanık sonuçta bir mesai saatinden feragat ederek geldiği için ona verilecek bir ücret de aynı şekilde vardır. Bunu da belirtmek Can, lazım. Bunun yanı sıra tanığın zorla getirilme durumu var mıdır taraflarda davacı davalının olduğu gibi. Yani tanık çağrıya burada uymakla yükümlüdür. Hı. Ee, zorla getirme durumu da bazı durumlarda mahkeme verebilir. Her zaman olmaz bu. Lakin bazı belli başlı durumlarda tanıkların da zorla getirilmesi gerekebilir. Anladım. Tanık her duruşmada olur mu? Bu da çok soruluyor. Ben bir kere gitmiştim, bir daha gelmem gerekir mi? Sana tanık davetiyesi geldiyse gideceksin. Bir davada iki kere de gelebilir, üç kere de gelebilir ama genelde bir kere gelir. Sizi bir kere dinlerler, daha da dinlemezler. Ha böyle durumlarda gitmek zorundasın. Tanık davetiyesi gelmediyse gitmenize gerek yoktur. Mahkeme sizi telefon, e-posta, fax bu gibi yollarla da çağırabilir. Bu da mümkündür. Lakin böyle durumlarda gitmezseniz cezayla tabi, cezaya tabi olmazsınız. Hmm. Yani bir yükümlülük altına ne zaman gireriz diyorsanız kapınıza o davetiye geldiği zaman. Yasalı davetiye Adalet Bakanlığı'nın değil mi? Yani, yani mahkeme tarafından. Mah Direkt mahkeme tarafına. gönderiyor zaten bunu. anladım. Yani bir kere mahkemeden davetiye aldıysak mahkeme devam ettiğinde de oraya her seferinde nerede duruşmaya gideceğimiz anlamı taşımıyor. Sadece davet edilmemiz gerekiyor. E, bu davetler içerisinde e, mahkemenin davetiyesinin dışındaki taleplerde gitmediğimiz hallerde yükümlülüğümüz bulunmuyor yasal yükümlülüğümüz bulunmuyor. bunun dışında dışında gitseniz iyi olur ama gitmezseniz ceza ile karşı karşıya kalmıyorsunuz. Niye gelmedin diyen olmuyor. Anladım. Peki bazı mahkemelerde var ki işte tanıkların çokluğu bakımından meselenin çetrefilli olması bakımından bazen er tehirine de sebep olabiliyor işte tanıkların dinlenmesi gerekçesiyle diye gösterilebiliyor. Burada hakimin önemli olan kanaat edilmesi yoksa her tanık illaki dinlenecek diye bu durum söz konusu değil. Hmm. Yani bir tane tanığınız varsa olayı da gören bir kişi varsa evet hakim onu dinlemek zorunda. Ama şunu da diyemezsiniz ki ben e, 30 tane tanık getireceğim. Hem duruşma uzasın e, hmm. para da bol zaten bende. avukatım Avukatıma söyledim. Gerekli ücretleri ödeyeceğimi söyledim. Çünkü gösterdiğiniz tanık kadar da harç ödemekle yükümlüsünüz hmm. aynı zamanda. Gösterirken dikkat etmekte fayda var. Anladım. Peki e, bu tanığın açısından bakarsak buradaki meblağ İAŞ'sini yani e, o günkü masrafını karşılamak adına verilen bir ücret. Ciddi Bakankı. yani günlük de değil saatlik hatta. Anladım. Çünkü birkaç saat orada tutuluyor. O yüzden. Dolayısıyla e, bunun üzerinden de adam başı bir yevmiye hesabı yapmaya gerek, gerek yok. yok. Şunu da ifade etmekte fayda var. Bazen hakim diyebilir ki siz bu bildiklerinizi yazılı olarak bana gönderin. Hmm. Bazen bu kişiler yurt dışında yaşıyor olabilirler. Veyahut da tanıklar gelemeyecek sağlık durumları söz konusu. Evet tanıklar için Böyle durumlarda yazılı bir şekilde de açıklamasını isteyebilir hakim. İşte burada bunun da elbette usulleri var. Detaylarına girmeye yine gerek yok. Yazılı bir şekilde de hakim burada kanaat edinmek istediğini belirtebilir. Edinemezse tekrar der ki senin yazdığından bir şey anlayamadım. Olayın aydınlatılması için gelmen gerekiyor. Bu durumda da iş yazılı halden tekrar Yüz yüze hale gelmiş olur. Peki e, az önce e, cümle arasında geçti. Çekilme hakkı dedik. Tanığın böyle bir hakkı var anladığımız kadarıyla. E, tanık hangi hallerde çekilebilir? Bir gerekçe göstermek zorunda mıdır? Yani yine, e, ya da e, çekildiğini nasıl beyan etmelidir? Yükümlülükten de kurtulmak adına. Diye. Şimdi yine aynı şekilde hakimin çekilmesi gibi hatta bazen avukatın bile bakamayacağı davalar oluyor. Evet. Hakimin çekinmesindeki gibi tanığın da çekinmesini gerektirebilecek haller olabiliyor. Yani bunlar işte şu örneğin e, sır nedeniyle birmiş hmm. olduğu çok önemli bir sır nedeniyle çekilmek isteyebiliyor. Veyahut da burada kanun maddesi de yazmış görüyorum. İki taraftan birinin nişanlısıysa, evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşiyse, kendisi veya eşinin alt soy veya üst soy yani bu ana baba veya çocuk kendisinin veya eşinin ana babası veya çocuğuysa evlatlık bağı bulunuyorsa bu şekilde. Üçüncü derecede dahil olmak üzere kan veya bir evlilik bağı oluşmuş ise yani kaynanası da buna sayılı kaynanası hmm. kayınbabası bu kayın ısımları varsa veyahut da evlatlığıysa koruma altına alınan bir çocuksa veyahut da Bunların da kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme isteme hakkı oluyor. Hı. Ama bu bir hak illaki çekilecek diye bir durum söz konusu değil. Mahkeme zaten onu değerlendiriyor. Bu bunun kaynanası ama tanıklık yapıyor. Bu hususta Örnek. bir dilekçeyle mi bunu beyan etmesi lazım? Yani ben tanık olmak istemiyorum gerekçem de bu dedi. Bu her ee... türlü olabilir ya bunu sözlü olarak mahkemeye gitmeden mi? önce hmm. bir mazeret bildirimi bakımından da olabilir mahkeme esnasında da bunu söyleyebilirim. Hmm. bu durumda o listeden çıkartılır tanıklar listesinden Anladım. bazen de şöyle oluyor devlet memurlarının devlet görevindeki kişilerin bildikleri sır nedeniyle tanıklıktan çekilmeleri söz konusu olabiliyor devlet sırrı durumundan bahsetmiyorum yani örneğin böyle durumlarda da bağlı bulunmuş olduğu makamın devlet görevlisi ise bakanlığın Bakansa Cumhurbaşkanının izniyle Hı. bilgisi dahilinde tanıklık yapabiliyor. Bu da önemli bir kurumdur aynı zamanda. Belki yine mahkemede karşımıza çıkan aslında deliller ışığında mahkemeye sunulan delillerden başladık biz. Ee, yeminle beraber devam ettik. İşte önceki bölümlerde senetleri, görüntü kayıtlarını, kamera kayıtlarını, bir fotoğrafı, bir belgeyi, senedi konuştuk. Tanıklar da aslında bir belge niteliğinde ve yine bir belge belki onaylayıcı, doğrulayıcı, belki başlı başına bir belge olabilecek bilirkişi raporları var. Bu bilirkişi her mahkemede istenir mi? Hangi hallerde bilir kişiye başvurulur ve bu başvuru nasıl yapılır? Şöyle ki hakimin hukukla ilgili olan, hakimin hukukla ilgili bilgisinin tam ve eksiksiz olduğu kabul edilir. Hakimin bilgisinin yetmeyeceği alanlarda, yani işte bu, bu bazen adli tıp olur, bazen bir arazinin de yeri olur, bazen bambaşka hususlarda aklınıza gelebilir. Hakimin bilgisinin yetmeyeceği konularda, Hakimin de bilgisi yoksa ve bilgi edinme imkanı yoksa bilir kişilere başvurulur. Ee, burada hakim e, hukuki mevzunu çözümü için bir işte profesör, hukuk profesörüne başvurmaz. Hmm. İşte bu dava nasıl olacak demez. Ama burada bir örneğin arazi tespiti konusunda veyahut da işte diyelim arazilere tecavüz söz konusu. Birbirlerinin arazilerine girmişler. Veyahut da o kişiye yönelik bir dart var, saldırı var. Bunun boyutunun zararı konusunda bilir kişiye gidebilir hakim. Bilir kişiye der ki sen bana buradaki zararı çıkart. Sen bana buradaki co coğrafi yapıyı, işte ekonomik getirileri. Bu bazen emlakçı dahi olabilir bilir kişi. Hmm. Bilir kişiler zaten genelde listelerde olur. Hazır da bilir kişi. Yani bu mühendistir. Sonrasında çevre mühendisi, elektronik mühendisi, makina mühendisi. Ee, sonrasında harita mühendisi bazı durumlarda belediyedeki bazen bir görevli işinde uzmanlaşmış. Bu, bu noktada yani şu anladığımız şu böyle bir e, bilirkişi bilir kişi müdürlüğü ya da daire başkanlığı diye bir birim ve bu iş için hazırlanmış ekipler yok. Mahkemelerin listesi var bunda. E, bu nasıl oluyor? Onun o konuyu da aydınlatalım. Yani bilir kişi olmak için gereksinimleri geleceğiz belki ama e, ee, mahkemenin ihtiyaç halinde başvurduğu bu bilir kişiler nasıl tespit edilmiş? Hangi zaman diliminde nerede belirleniyor? Yani bilir kişinin görevi hep bilir kişilik yapmak değil. Mahkemelere sürekli bilir kişi raporu yazmak değil bilirkişinin bilir hmm. kişinin görevi. Bilir kişi zaten hep mesleğinde, işinde gücünde, olan bir adam. Anladım. Bazen özel sektörde çalışan bile olabilir yani bu. İşinde çok donanımlıysa, kabiliyetliyse elbette bunda yine resmi makamların onay vermesi gerekiyor. Genellikle Adalet Bakanlığı'nın, oradaki adliye yetkililerinin buna onay vermiş olması gerekiyorlar ve bilir kişi listesine alınmış olması gerekiyorlar. Bundan sebep bu şekilde bilir kişiler zaten el altında mevcuttur her zaman için ve bu bilir kişilerin de yine aynı tanıklıkta olduğu gibi, hakimlikte olduğu gibi çekinmesi gereken, bakmaması gereken davalar var. Yani o bilir kişinin bakacağı iş kendisiyle bağlantılı olan bir işse, kendi akrabalarıyla ilgili olan bir işse, kendi çıkarına yönelik bir işse böyle davalara da bilirkişi bakamaz ve böyle davaların raporunu yazamaz. O bilirkişi yazdığı raporu mahkemeye sunar. Yani bazen bilirkişinin yapması gereken zorunlu masraflarda olabilir. Ulaşım masraflarının dışında yani örneğin bir cihaz alınması, o cihazla kontrol yapılması, o raporun yazdırılması. Bunlar uzun işler. Yani ben birkaç kere şahit oldum yapılacak bir inşaatın örneğin fotokopisinin yazdırılması inşaat planının yazdırılması o kadar detaylı maddeler içeriyor o kadar detaylı ve uzun prosedürler içeriyor ki bunları bilir kişinin de bazen vermesi gerekiyor ve o paraların o masrafların bilir kişiye verilmesi bilir kişinin o masrafları yapması ve belgelendirmesi gerekiyor bununla ilgili olarak bilir kişi ücreti gerekiyor aynı zamanda bunların da davayı açan veya bilir kişi incelemesinde bulunan kişinin aynı şekilde ödemesi ve yatırması gerekiyor. Elbette davanın en sonunda bu ödenen ücretler haksız çıkan taraftan isteniyor. Peki bu bilirkişi kişi e, raporu sundu. Bu rapora itiraz hakkı var mıdır? Neticede biliyor daha hani ne itiraz ediyorsun mu denir yoksa itirazı açık bir durumudur bu? Burada bilirkişinin yapmış olduğu işlemin e, doğruluğu konusunda veyahut da sizin kendi görüşünüze göre doğru bulmadığınız olaylar konusunda itiraz edebilirsiniz. Çünkü hakim genelde bilir kişiler. Türkiye'de uygulama bu şekilde. Bilir kişi ne derse kabul ediyor hakim genel olarak. Hı hı. Siz burada eksik gördüğünüz noktaları, beğenmediğiniz noktaları, yani beğenmediğiniz demeyelim de dava ile ilgili bulmadığınız noktalar konusunda bilir kişi raporuna da itiraz edebiliyorsunuz. Bu raporu da mahkemenin kabul etmesi gerekiyor. Yani bu itirazınızı mahkemenin kabul etmesi gerekiyor. İtiraz kabul edilmiştir veya kabul edilmemiştir diyerekten. Eğer itirazınız kabul edilirse yeniden bir bilirkişi incelemesine tabi tutulduğunun da e, farkına varmak ve sürecin daha da uzayacağının bilgisi dahilinde olmakta da fayda var diyebiliriz. Peki. Ee, bir diğer meselede bazı mahke, bazı davalarda görüyoruz. Gerekli oluyor. Belki ayrıntısına burada değineceğiz. Ee, mahkeme bazen de keşif kararı verebiliyor. Yani mahkemenin dışında olan bir taşınmazla alakalı bir e, mekanla alakalı bir e, keşif gerekebiliyor. Daha iyi etraflıca meseleyi değerlendirebilmek için. Bu keşif e, hangi hallerde oluyor? Keşif ne şekilde yapılabiliyor? Burada keşif e, bazen taraflar talep ediyor. Gelin arazide görelim diyerek. Bazen de hakim talep ediyor. Çünkü kişinin beş duyu organıyla birlikte olayı incelemesi çok daha başka bir tesir yaratır insanda. Evet veya işte der ki buranın manzarası çok güzeldi ama o manzara bazen fotoğrafa yansımaz. O manzarayı birebir görmeniz gerekir. E, bu durumda hakim mahkeme heyetiyle birlikte keşfe çıkabilir. İşte bu duruma keşif diyoruz. Yani bilir kişi durumunda daha iş bir teknikti. Ama bu keşifte iş biraz daha beş duyu organıyla kavranabilecek duruma indirilmiş vaziyette. Keşfin önemi burada var aslında. Hakimin keşfe çıkması. Yani bazen avukatlar da keşfe çıkar aynı zamanda Hı. bilir kişilerle birlikte. Anladım. Peki burada bir virgül koyalım. Programımız araya gideceğiz, aranın ardından devam edeceğimizi belirtelim. Haklarımız programı reklamların sonrasında devam edecek. Aktarımız programı reklamların ardından devam ediyor. Bu arada bize katılanlar olmuştur muhakkak. Onlara da hoş geldiniz diyelim ekran başına. Ee, mahkeme sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Özetle birkaç bölümdür aslında bir mahkemeye başvuruyla başlayan bir dava süreciyle birlikte mahkeme içerisinde nelerle karşılaştığımız, kimlerin olaya dahil olduğu ve hangi meselenin nasıl e, icra edildiğine dair bir süreci aydınlatma e, uğraşındayız. O uğraşında yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. E, bizim için önemliydi. Vatandaş olarak bir mahkeme e, durumunda kaldığımızda bir dava açıldığında bizi nelerin beklediğini bilmek konusunda oldukça eksiğimiz var. Hele de benim gibi hiç mahkeme yüzü görmemiş, hiç dava e, tarafı olmamışsanız bunu iyimser bir bakış açısıyla olumlu olarak değerlendiriyorum ama bu bilgi eksikliği genel kültür bakımından geride olduğumuz gerçeğini de değiştirmiyor. O sebeple bu konuştuklarımızı önemsiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. izleyin, izlettirin. Bizler açıkçası keyif alıyoruz burada. Umarım sizler için de keyiflidir diyelim. Devam edelim programı. Keşfin yapılmasından bahsettik bazı durumlarda. Beş duyu organının tamamıyla da e, tasdik edilecek hususlar gerekebiliyor. Doğru karar verilebilmesi için dedik. İşte taşınmazlar olabiliyor, arazi olabiliyor, mülk olabiliyor. Yerinde görmek icap edebiliyor dedik. E, bir de genel durumda işte mahkemenin e, sonuçlarıyla, ifadeleriyle alakalı vatandaş olarak o dile hakim değiliz. Anlamıyoruz. Çabalasak da olmuyor. Bu durumlarda ne yapacağız? Mahkemenin ifade ettiği ya da vermiş olduğu kararla, hükümle ilgili. Biz anlayamadık yani, bu durumu. Elbette burada bazı ...durumları anlayamamaları çok normaldir izleyicilerin. Yani o mahkeme kararlarında özellikle kamuoyuna da yansıyan belli başlı mahkeme kararları var. O hukuki dili anlayamamak normaldir. E, bu durumda yapılacak ilk şey öncelikle sözlüğe bakmaktır. Bir eski sözlüğe bir bakmakta fayda vardır. O sözlükte neden bahsediyor? Bu konu neyle ilgili olabilir? Bazen sözlük de yeterli gelmeyebilir. Çünkü o hukuki bağlamda artık öyle bir kullanılır hale gelmiştir ki o sözcük. Hı hı. Siz onu anlayamamanız çok doğal ve normaldir. Ee, lakin öyle de belli başlı durumlar oluyor ki mahkeme kararı anlaşılamıyor. Ha Böyle durumlarda hükmün e, tazvihi diye bir müessese söz konusu. İşte ne anlatılmak istemediği anlaşılmayan sonrasında diyelim eski cümleler de kullanılmış olabilir veya cümle çok o kadar devrik ki hiçbir şey anlaşılmayan bir hale gelmiş de olabilir. Taraflar hükmün tavzihini talep ederler mahkemeden ve sonrasında mahkeme artık hükmü yani değiştirmeden sonucunu daha bir açıklar işte şu şekilde yapılacak, bu şekilde yapılacak. Bundan sebep bu karar verilmiştir diyerek. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Hükmün tahsihi diye de bir e, müessese söz konusu. Bunda da örneğin belli başlı basit e, yazım yanlışları olabiliyor. İşte Hı -hı. örneğin ağaçların e, 50 santim kısaltılmasına kararı verildi. Örneğin çok uzun ağaçlar var. Hı, -hı. Ee, yanlışlıkla 50 santim değil de 50 milimetre yazıldı. 50 metre yazıldı. E, buradaki küçük bir harf birçok şeyi değiştirebiliyor. Ya da 500 santim dendi. Ağacın köküyle birlikte de şey, e, e, özür diliyorum. 500 santim dendi ya da 500 metre dendi. E, köküyle birlikte ele alsak o kadar uzunluğu yok. Acaba ne kastedildi burada gibi? Elbette. Veya 5 diye... milim hani hiç kimseye bir faydası olmayacak. Hı. 5 milimden bahsediyoruz. Ha Böyle durumlarda hük, hükmün Tahsihi gerekebilir. Bunlar e, hükmün sonuç olarak e, genelde sonucu değiştirmiyor bu bahsettiğimiz hı hı. şeyler. yani Genelde değil hep e, bu tahsih durumunda sonuç değişmez. Yani örneğin soyadı yanlış yazılmıştır. Çok var işte şu oğlu bu oğlu yazar. O oğlu kelimesini yazmaz yani. Hı hı. yani böyle durumlarda hükmün tahsihi gerekir ki e, daha kolay icra edilebilirsin hüküm. Böyle bir tarafların hakkı da var. Sonucu değiştirmeyecek ama anlaşılabilir kılınabilmesi açısından böyle bir tercih olabiliyor. Bu süreç içerisinde şunu da gördük. Mahkeme olayında işte şahitler var, deliller var, işte diyelim ki keşif var, senet var, sepet var, birçok şey var. Tabii yine her meselede e, mümkün değil ama çok böyle kanlı bıçaklı halk arasında tabir edildiği gibi e, kavgalı dövüşte olmayan meselelerdi. Bazen insan öyle bir noktaya giriyor ki sürecin uzamasından dolayı ya da yıpratıcı olmasından dolayı diyor ki ya biz nereden girdik bu işe? Bir orta yol bulma, bir uzlaşı çabası olabiliyor. Bu her zaman diliminde açık mıdır? Ya da ben bir uzlaşıdan yana olmak istesem bu noktada nasıl bir yolu izleyeceğim? Şöyle ki bu bahsettiğimiz sizin aslında sormuş olduğunuz durumun çözümü sulh dediğimiz müessesede gizli. Hı hı. Sulh hüküm açıklanana kadar her anda yapılabilir. Siz bunu duruşma esnasında dava ilk açıldığı anda da teklif edebilirsiniz karşı tarafa. Gelin sulh alalım diye. Hatta bir ara bulucu eşliğinde de sulh olma durumu söz konusu olabilir. Hı. Sulh e teklif ettiğinizde bir bakıma mahkeme diyebilir ki ya siz eğer bir şeyde uzlaştıysanız bir sözleşmenin etrafında ben bunu karar olarak vereyim veyahut da mahkeme eğer siz bana bunu vermeyecekseniz kararın açıklanmasına gerek olmadığına dair karar verebileyim. Hmm. Mahkeme bunu sunabilir karşı taraflara. Burada taraflar daha çok işte iş büyümesin, iş uzamasın, daha fazla masraf yapmayalım. Yani sulh olurlar, sulhde de işte örneğin masrafları ortak ödeyeceğiz diyebilirler. Avukat masraflarına hiç birbirimizin karışmayacağız, bunları kendimiz ödeyeceğiz diyebilirler. Böyle karşılıklı tavizler vererek bir sulh olabilirler. Bu sulh sözleşmesini de yaparlarsa bu duruşma esnasında yapılması daha uygun olur aslında. Ki hakim bu sayede onların sulh olduğu konuyu Artık bir karar olarak vermiş olabilir. Tabi burada bazen insanlar tehdit edilebilir. Zor durumda kalabilir. Kendilerini zorlayan öyle durumlarla karşı karşıya kalabilirler ki. Adil olmayan bir sulhu kabul etmiş olabilirler. Hmm. Yani hani hep denir ya ayakta ölmeyi tercih etmektense dizlerine kapanmayı tercih ederler çok doğru ifade belki olmaz mahkemeler için ama böyle durumlarda bir sulhe razı gelmiş olabilirler. Çünkü en kötü barış en iyi savaştan iyidir diyerekten bu daha doğru bir cümle oldu. Böyle durumlarda sulh oldularsa ve çok da zarar ettilerse sonradan dürüstlük kralına aykırılık sebebiyle veya zor durumda kalma sebebiyle bu sulhü iptal ettirebilirler. Hmm. Bu da bir ihtimal dahilinde. Yani aslında baskı altında kalarak değil ama ya ben eline boyuna düşündüğümde aslında benim için çok da faydalı bir durum değildi. Bu kendimi sulh yapmak zorunda hissettim ama bu durumu bozmak istiyorum diyebiliyoruz. Bu kapı bize açık. Elbette. Dürüstlük kuralına bir aykırılık söz konusuysa veyahut da sizin kötü niyetle yapılmış bir durum söz konusuysa veya başka yönlerden tehdit ediliyorsanız bu gibi durumlarda sulten artık bir sulh kalmamış demektir. Aynen. Peki bu kötü sonuçla, kötü niyetle alakalı yaptırım var mı? İşte mahkeme sonuçlandığında velev ki bunu mahkeme fark edememiş olsa daha sonradan bunu fark ettirme ya da itiraz etme durumumuz var mı? Şöyle ki genel baktığımızda hani sul konuşuyorduk. Eğer genel olarak bakarsak davalarda haksız çıktıysanız ve bu davayı sırf onu uğraştırmak için kötü niyetle açtıysanız. Dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde Medeni Kanun ikinci maddesi hep dürüstlük kuralından bahseder. Hı hı. Çok kısa da bir maddedir. Ee, dürüstlük kuralına bir aykırılık varsa, kötü niyet varsa, yıpratma kastı varsa Parambol nasıl olsa o yıpransın gelsin gitsin uğraşsın kastı varsa size ayrıyeten bir yaptırım uygulanır aynı zamanda bu hmm. kötü niyetli olan tarafa kaldı ki zaten haksız çıkan tarafa yargılama giderleri yükletilir avukatlık giderleri yükletilir. Ee, bu gibi durumlarda bu bazen davalı da olabilir. Yani haksız çıkmak için bu süreci uzattıysa, yaptığı işlemlerle e, bu süreci geciktirdiyse. Çünkü bugün bir duruşmaya gelmemek bile kötü niyetli yapılabilir. Eğer hmm. duruşmaya gelmediyseniz sonuçta hakim onu bir de mazeret bulursunuz kendinize. İşte şuradayım, buradayım. Şöyle hasta oldum, böyle oldum diye. E, bu durumda yargılamayı çok uzatmış olabilirsiniz. E, bu sebepten dolayı da hakim sizi e, belli başlı yaptırımlara tabi tutabilir. Bunlar genelde adli para cezası şeklinde olur. Anladım. Peki bu mahkeme sürecinde işte ma davayı kaybetmemiz halinde mahkemenin masrafları işte bunun içerisinde gördük ki geride bıraktığımız başlıklar içerisinde bir bilirkişi e ihtiyacı duyulmuşsa bir keşif yapılmışsa masraflar daha da artıyor. Avukat masrafları var vesaire. İşin şey kısmını konuşmuyoruz bile. Bir tazminat gerektiren durum varsa o bunun dışında. Masraflar işte dosya masrafı ve mahkeme ücretleri, harçlar gibi bu davayı kaybeden kişiye yükleniyor. Bu noktada bizim bunu ödeme gücümüz yoksa bir yardım alabilme imkanımız var mı? Şimdi kimsenin cebinde parası olmadığı için adaletin tesisine olan güveninin sarsılmasında, sonrasında hakkını aramasından geri kalmasında, daha doğrusu boynunun bükük kalmasına devletimiz müsaade etmiyor. Evet. E, bu bakımdan da kanunlarda atli yardım diye bir müessese söz konusu. Bu atli yardım talebinde bulunmanız gerekiyor. Davayı açarken sağ üst köşeyi atli yardım taleplidir. Veya e, atli yardım talebi için atli yardım talep taleplidir diyorsunuz. O sağ üst köşeye yazdığınız şeyler çok önemli aslında. Hmm. Bazen ihtiyati tedbir taleplidir de yazabiliyorsunuz. İşte e, daha mahkeme sonuçlanmadan ihtiyati bir tedbir konmuş oluyor örneğin. Hmm. atli yardıma gelecek olursak da kişinin eğer ekonomik bir durumu yoksa e, bunu da tabii ki kanıtlayarak işte e, şöyle maaşın, ol, maaşın olmadığından veya az olduğundan bahsederek, sonrasında bu davayı açmanın onu çok yıpratacağından bahsederekten gerekçeli bir şekilde adli yardım talebinde de bulunmalıdır. Veya belki mevcut borçları, taksitleri belgelendirilerek Elbette. de olabilir değil mi? Sonrasında burada hukuk muhakemeleri kanunu der ki, burada bahsetmiştir kanun hemen okuyayım. Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet. Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet bazen teminat da gösterilmeyi talep edebiliyor mahkemeler. Hmm. Davanın çeşidine göre elbette. Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin devlet tarafından avans olarak ödenmesi. Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini. Ee, bu bakımdan da bu saymış olduğum kalemlerde bir muafiyet tanıyor mahkemeler adli Hı -hı. yardım talebi eğer kabul edilirse. ha Bu durumda o örneğin o davaya bakacak avukat para almayacak mı diyor. Hayır alacak ama bunu dava kazanıldıktan sonra alacak. Bununla ilgili ek ödemeleri de zaten e, devlet kanalıyla vesaire veyahut da karşı taraftan alınacağından bahsetmiş oluyor bu sayede. Peki bu... E... Direkt biz bunu talep etmek istesek nasıl yapacağız, nereye yapacağız bunun bilgisini de alalım sizden. Bu adli yardım talebinde başvurmak için özel bir yer, zaman var mı? Bu mahkemelerden alınacak. Eğer icra veya bir iflas takibi ise icra iflas dairelerinden de bu talepte bulunabiliyor. Bunun da aynı şekilde yazdığınız dilekçelerde, başvur, başvurunuz esasında kullandığınız kelimelerde, sözcüklerde geçmesinde fayda var. Güzel. Peki bir diğer başlığımız da istinaf başlığı. Aslında çokça duyarız. İşte istinafa gitmek, istinafa başvurmak gibi. Hangi hallerde kararlar ya da durumda istinafa başvurulabilir? İstinaf yolu hangi durumlarda açılır bize? Şöyle ki her bugüne dek idarenin olsun, adliyelerin olsun yaptığı her işlem aslında bir üst merci tarafından kontrol altında. Şöyle çok akıllıca yani çok mantıklı, topluma da yararı olabilecek, başka ülkelerde de örneği olan bir sistemi 2016 yılında hatta 2017 yılında 2016'da bu tasarlandı. 2017 yılında hayata geçirildi. Hı hı. 2017 yılından itibaren artık bir istinaf mahkemesi süreci söz konusu. Yani siz diyelim hakimin kararını doğru bulmadınız. Kendinizin hala mağdur olduğunu düşünüyorsunuz. Bununla ilgili olarak itirazınızı önceden direkt olarak Yargıtay'a yapıyordunuz. E, yargıtay'da dosyalar çok birikti. Hı hı. Araya dediler ki biz istinaf mahkemesi koyalım. Her istinaf mahkemesinin sorumlu olduğu belli başlı iller olsun. Yani örneğin e, İstanbul, Kocaeli, sonrasında Trakya bölgesi, burası şeye bağlı olsun. İstanbul... E, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne. İstinaf hı. mahkemeleri Bölge Adliye Mahkemesi olarak geçiyor. Hı hı. Bu mahkemelerin sorumlu oldukları iller var. Ve bu illerden gelen itiraz dosyaları buraya geliyor ve burada değerlendiriliyor. Bu itiraz değil, istinaf süreci demek daha doğru olur. Hı hı. İstinafın elbette burada yapabileceği ve yapamayacağı belli başlı unsurlar var. Ve her karar istinafa gitmiyor. Burada kanun belirtmiş ki, İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bunlar nihai kararlar, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları. Yani dava devam ediyor. ihtiyati tedbir talebiniz reddedildi. Ha bu durumda sonuçta o kararı veren mahkemeye değil, hı hı. itirazınızı istinafa yapıyorsunuz bununla ilgili Mahkeme olarak. Mahkeme devam ve ediyor ben o ivedilikle, o ivedilikle. ihtiyati tedbir kararının O ivedilikle kaybolmaması, hakkınızın kaybolmaması için İstinafa başvuruyorsunuz. Sonrasında miktar veya değeri 3000 Türk Lirasını geçmeyen val varlığı davalarına ilişkin kararlar kesin olarak kabul ediliyor. Yani burada bir maddi sınır söz konusu ve bu maddi sınır her sene değişiyor. Yani enflasyona göre daha çok devlet burada yayınlıyor zaten her sene. Bir artış söz konusu geçtiğimiz yıllardan itibaren. Burada en son baktığımızda kanun metninde 3000 Türk Lirasından bahsediliyor. Yani 2000 TL içinde siz kalkıp istinafa gidemiyorsunuz. Hmm. Ama tabi bu da maddi ve manevi tazminat davalarında, özellikle manevi tazminat davalarında miktara bağlı olmadan bir istinafa gitme durumu söz konusu. Çünkü manevi yıpranmışlık ölçülemediği için parayla hmm. bir miktar söz konusu değil burada. Ama yine bir miktarı aşması gerekiyor. Aynısı Yargıtaya giderken de geçerli. Yani yine eğer e, para miktarı çok düşükse, tabii 3000 kadar değil de burada daha yüksek bir sınırı var. O yüksek sınırı geçmiyorsa e, temize yani yargıtaya başvuramıyorsunuz. Anladım. Peki bu e, istinaf dilekçemizin reddedilme durumu ya da e, ne hallerde geliş, gerçekleşiyor? İstinafa başvurduk işte geçersiz şeylerden bir tanesi işte 3000 lira gibi bir limit belirlenmiş. Bunun dışında hangi haller var istinaf dilekçemizin? Şimdi redimini... Karar mahkemenin gerekçeli kararı ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandıktan sonra 15 gün içinde sizin istinafa gitme hakkınız var. Hı hı. 15 gün içinde dilekçeyle başvurabilirsiniz. İstinafa gönderilmek üzere diyerekten yine aynı mahkemeye başvurursunuz ve itiraz etmiş sayılırsınız. Yani hakkınızı kaybetmezsiniz. Ee, bu durumda belli başlı ihtimalleri aslında göz önünde almakta fayda var. Büyük ihtimalle süremiz de yetmez bugün bunları konuşmaya. Hı -hı. Şöyle diyebiliriz. Diyelim benim 15 günlük sürem geçti. Herhangi bir itirazda bulunmadım. Dilekçede sunmadım. Ama siz 14. gün gittiniz itiraz ettiniz. Evet. Ve e, sonrasında siz istiraf etmiş oluyorsunuz bu durumda davayı. Hı -hı. Ben etmedim. Benim bundan sonra hiç dilekçe yazma hakkım yok. Ben hiçbir şey yapamam demek değil bu. Siz itiraz ettiğiniz için benim sürem de başlıyor aslında. Hmm. Ben sizin cevabınıza, sizin dilekçenizi itiraz ederek tekrar e, süreci yeni bir, başlatmış yeni bir oluyorum. bir 15 günlük süreç başlamış oluyor aslında. Elbette. Ben dilekçeme yazacağım, siz cevabını yazacaksınız. Ben tekrar yine cevabını vereceğim. Aynısı tekrar istinafta da devam edecek aynı süreç. Anladım. Peki İstinaf biraz daha uzun sürer elbette. İlk yargılama e, safhalarına göre bu e, istinaf hakkımızdan feragat etme durumu da söz konusu. Şöyle durum söz konusu. Kimse doğmamış hakkından feragat edemez. Hı -hı. Yani kimse henüz istinafa başvurmadan önce ben istinafa başvurmayacağım diyerek bir sözleşme imzalayamaz. Hı -hı. Ama siz zaten sözleşme e, değil de hani itiraz etmeyerek istinafa bir bakıma feragat etmiş oluyorsunuz hakkınızdan. Hı -hı. İşte bu feragat hakkı yani gizli feragat hakkı sonradan benim yapmış olduğum bir cevap dilekçesiyle bozulabiliyor. Yani bu hakkımı tekrar canlandırabiliyorum aslında. Anladım. Ve ee, şeyi de öğrenmek için soralım. İstinaf hakkında neden vazgeçilmek istersin ya da bu neden yani önemli olsun? Bazen bir pazarlık konusu yapılmış olabilir bu. İşte sulh olunmuştur. Hmm. İstinafa da gitmeyeceksin o zaman bununla ilgili diyerekten ha, feragat doğru. edilmiş olabilir. Çünkü bir üst mahkeme oluyor istinaf. Evet. Bu Birinci... süreci uzatıyor. Anladım. Yani sulh de gölge düşmemesi için böyle karar bir kesinleşmesi, karar hemen kesinleşsin. Alacağımı alayım gözüyle bakabiliyorlar. Anladım. Çünkü istinafa gidince artık Karar kesinleşmiyor. Karar yargıtayda kesinleşiyor. Hüküm gerekçeli olarak açıklanmış olabilir, ama bunun uygulanabilirliği artık söz konusu değil. verce vereceğiniz zaman o hükmü icra mahkemesi bunun kesinleşip icra daireleri kesinleşip kesinleşmeyeceğine de bakıyor aynı zamanda bu hükmün. Anladım. Baya karışık ama karışık ve karanlık birçok noktayı aydınlattık. Aydınlatmaya devam edeceğiz. Ne mutlu. E, temizle alakalı bölümü vaktimiz yetmeyebilir. Dolayısıyla onu daha sonraki bölüme bırakalım. E, konuşacak çok şeyimiz var. Ben e, teşekkür ediyorum. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık. Ederim. Benim için oldukça güzel açıktan bir hukuk fakültesi e, mezunu olmuş gibi hissediyorum. Olacak gibi, gibi hissediyorum. Gibi. Mezun olmuş değil de alttan derslerimi verebilirim böylelikle diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Kıymetli izleyenler e, konuşmaya devam edeceğiz. Hukuk e, hukuka dair hayatın içerisindeki hukuki meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir mahkeme sürecini konuşuyorduk. İstinafı konuştuk. Bir üst mahkemeyi temyizi konuşacağız. Daha doğrusu temyizle başlayarak bir sonraki programda devam edeceğiz. Bu süreci işte yargıtayı konuşacağız ve daha nicelerini yetiştirmeye çalışacağız inşallah. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek iyilikle kalın. Allah'a emanet olun.